1.60 kaç dedi? 68 geldi. 68 geldi. Beklenti 1.5 civarındaydı. Yıllıkta da işte vallahi 15'e değil 14.97'ye. Biraz yani geri... vallahi ama yani nasıl? Dün herkes öyle. Dün ya Arda Hoca buradaydı pazartesi. Efendim? O dedi ki yani mümkün değil 1.5'lar falan gelmesi. Ben 2-2.5 bekliyordum. Yani ben yani benim beklentim bana işte dün birkaç yayın yaptım. İşte basın aradı falan soruyorlar. Dedim sormayın zaten benimki tutmuyor dedim. Yani ben 2-2.5'tan aşağı. Ya zamları görüyorsunuz yani %24 tabii çok yani beklent biraz daha yüksek olabilir ama normalin altında geldi. Aslında işte program esnasında sayın biliyorsun artık ikinci tweetten başka bir de ENAG diye biliyorsunuz duydunuz mu bilmiyorum. Enflasyon araştırma grubu var. Onlar TÜİK'in aldığı sepetin ve çalışmanın %80'ini tamamen kopya edip, yani TÜİK'in yaptığını yapıyorlar, günlük fiyat topluyorlar. Kalan %20'sini de TÜİK açıkladıktan sonra alıyorlar işte. Eğitim, alkollü içecekler, bir kalem daha var. Yani %80 TÜİK'le beraber onlar günlük fiyat topluyorlar. Ben onu açıklayınca haber vereceğim. Tamam. Yani herhalde çünkü TÜİK ağırlıkları değiştirdi bu yıl başında. Ama bu gene inandırıcılık sorunu yaratacak yani bu rakam. Kimse bu rakamın... Ya zaten uzun zamandır zaten TÜİK'in verilene... Şimdi işsizlik. TÜİK'in verilene göre işsizlik 12.5-13. Yani hesap üst üste koydun da zaten olmuyor. Yani inandırıcılık yani içeride ve dışarıda yani çok karşılaştığımız bir soru. Yani artık verilere çok ciddi kuşkuyla bakılıyor. Ama TÜİK yeni bir hamle yaptı biliyorsunuz. İşte bir danışmanlar kurulu kurmaya karar verdi. Yani bu verilerin çalışılması ve açıklanması ile ilgili enflasyon 15'e doğru geldi. İşte 14.97. Merkez Bankası'nın işte her ay beraber biz toplantıda herhalde bu sefer pas geçecek yine diye düşünüyorum. 17 zaten faiz. Pas geçeceğini düşünüyorum. Artık Şubat'a birazcık bakacağız. Efendim? Ama şey tabii yani iş şeye gidiyor. Şubat enflasyonuna bakacağız. Pas geçsin diye rakamlar. Efendim? Yani Merkez Bankası arttırmasın diye rakam sepet değiştiriliyor veya ölçüm değiştiriliyor gibi bir hisse kapılmaya başlayacak yatırımcı da vatandaş da. Yani. Ya onun için zaten insanlar dövizlerini bozmuyorlar. Bozmuyor. Onun için hala dolarizasyon %54'te. Onun için hala belirsizlikler var. Yani çünkü yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında çok ciddi fark var. Ya bugün enflasyon 15 değil yani Türkiye'de. Çok daha yüksek. Doğru. Ama enflasyonu siz 25-30 diyelim ki bugün enflasyon %25 olsa faiz 30 olmalı. 30 faize de kimse dayanmaz. Ya bu faize de zaten çok yüksek bir faiz. Tabii ki. Yani ekonomi küçülürken faiz arttıran dünyada nadir ülkelerden biriyiz. Düşebiliyor musunuz? Aslında iktisatta tersidir. Ekonomi küçüldüğü zaman faiz indirmeniz lazım. Ki. Yatırımı ve büyümeye teşvik etmek için. Ekonomi iyi giderken enflasyonist bir ortam başladığında faizi arttırmanız lazım. Biz tamamen tersini yaptık. Ekonomi küçülürken, kötüye giderken pandemiden dolayı biz gidip faizleri arttırdık. Ama niye arttırdık? Çünkü o kadar çok yanlış yapıldı ki son dönemde. İşte rezerv konusu. İşte faiz enflasyon ilişkisi. Faizi çok efendim gelirsizlik artık gelir olmadığı için yani para olmadığı için faiz arttırmak zorundayız. Yatırım çekmemiz. Yani faiz şunun için arttırmak zorundayız. Evet diyorsun sıcak para çekiyor ama asıl amaç sıcak parayı çekmek değil. Asıl tamamen o kur yükselişini durdurmak. Yani vatandaşa ya da yatırımcıya bir cazip bir faiz verip o kur yükselişini durdurup o kur yükselişini durdurduktan sonra enflasyonu durdurmak. Doğru. Şimdi bizim şu andaki enflasyonun çoğu maliyet enflasyonu, talep enflasyonu değil. Talepten dolayı gelmiyor. Kur artışından dolayı çok ciddi bir kur şoku yediğimiz için memlekette ürettiğimizin %65'ini ya yani ihracat yapıyoruz ya üretiyoruz. %65'i ithal malla yapıyoruz. Ya yani %65'ini ithal ediyoruz. Öyle %100'e getiriyor. Peki savunma sanayi harcamalarının payı ne kadar bu şey bizim? Mesela çok ciddi bir savunma sanayi yatırımlarımız var. Bu etkilemiyor mu bu süreçleri? Şimdi şöyle bir şey.
400 üzerinde ürün olduğu için yani çok dağınık, biraz tam oranı bilmiyorum ama ihracatı belki, ama orada da ihracatı etkiliyor tabii ki rakamlar, ama sepet o kadar dağılmış durumda ki evet. Yani o %2, 3, 4 falandır yani. Ben anlıyorum ne demek istediğinizi. Yani çünkü bir tez de bu. Yani ben tabii o kadar detayını bilemiyorum. Ya ama etkiler ama oransal olarak çok fazla etkilemez. Yani çok ciddi savunma sanayi yatırımları yapılıyor. Bir şeyler üretiliyor işte. Milgem'den tutun. Doğru. İşte. Onlar vesaire. Uzun vadeli ama. Yani ama onların bir tane şeyi var. Mı? Tabii ki. Yani bütün bakın cari açığı kapatacak, ihracatı arttıracak, ithalata bağımlılığı azaltacak tüm hamlelerin tabii ki pozitif etkisi olacak. Olur. Hem cari açığa hem enflasyon olacak ama bunlar şu anda oransal olarak, yani rakam olarak fena olmazsa da oransal olarak çok fazla gözükmüyordur ve ileriye dönüktür. Tabii. Ona dair bazı işaretler de var. Milli Gazete'den tarım ve gıda enflasyonu birinci sayfadan tarım alarm veriyor diye. Gıda enflasyonunda bugün belki